Arkadaşlar bugün sadece Love komutunu kullanarak farklı dizaynlar yapmaya çalışacağız. Mesela burada birer vazo tasarımı, gibi tasarımları. Mesela burada mobilya yapacaksanız mobilya ayağı, mobilyanın şekli, mobilyanın süsleri gibi özellikleri de burada yapabilirsiniz. Ancak bunlar için çok iyi tasarımlar gerekiyor. Ben bugün sadece size bu tasarımları yaparken kullanacağınız loft'un özelliklerini anlatacağım. Şimdi derse geçelim. Tekrardan merhabalar. Bugün en sevdiğim komutlardan bir tanesini modeling komutları içerisindeki loft'u göreceğiz. Eğer dizaynı güzel tasarlayabilirseniz çok güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yalnız bunun için çok iyi hesaplamalar gerekiyor. Ben bugün sadece size nasıl kullanacağını anlatacağım. Bununla ilgili örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Bakın örneğin bir circle alalım. Bu circle'la şurayı yarıçapı 100 olan bir circle yapayım. Üçüncü boyuta geçiyorum. Conceptual Visual Style'a da geçelim. Bakın burada kopyalama işlemi yapayım. Bu şekli kopyala diyorum. Tam ortasından 200 birim yukarı. 400 birim yukarı, 500 birim yukarı, 700 birim yukarı şeklinde farklı farklı kopyalamalar yaptım. Daha sonra bunların boyutlarını değiştireyim. Scale komutuyla buradakini 50% oranında küçülteyim, 0.5. Yine bunu 0.7 diyeyim. Bunu 1.2 diyeyim. Buna da 0.2 diyelim. Bakın farklı boyutlarda daireler var. Birazdan kullanmak amacıyla tekrar hepsini yan tarafa taşıyayım. Şimdi loft diyorum. Birinci ile ikinciyi, daha sonra üçüncüyü, daha sonra dördüncü, daha sonra da beşinciyi cross section only diyorum. Ve böyle bir şekil ortaya çıktı. Ya da şöyle yapalım. Bakın loft dedim. Birinci ile sonuncuyu ve şuradaki üçüncüyü seçiyorum. Daha sonra bunu seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Cross Section Only gibi farklı seçeneklerle bakın farklı işlemler yapabilirsiniz. Başka yapalım. Örneğin şuradan bir dikdörtgen alıyorum. Buraya 100,100 yazdım. Bunun tam ortasından bir daire çizdim. Bunu taşıyorum. 1000 yukarı yapalım. 0,0,1000 dedim. Bakın bunun aynasından kopyalıyorum. 500 birim aşağısına. Buradaki nesneyi 3 kat büyütüyorum.
Daha sonra bunun aynısından kopyala diyorum. ...900 birim aşağısına. ...100 birim aşağısına. ...300 birim aşağısına. ...700 birim aşağısına. Scale yapıyorum. Bakın bunu 1,5 kat büyüteyim. Bunu 2 kat büyüteyim. Yine bunu 2 kat büyüteyim. Bu da aynen kalsın. Hatta alttakini de yine bakın bir buçuk kat büyütelim. Şimdi loft diyorum. Birinciyi seçtim. Ortadakini seçtim. Ve en üsttekini seçtim. Daha sonra yukarıdan aşağı doğru seçmediklerimi seçiyorum. Bakın oluşturduğumuz şekil. Şöyle bir vazo dizayn etmiş olduk. Daha iyi gözükmesi açısından ben layer'ları değiştireyim. Böyle bir şekil oluşturduk. Başka bir tane yapayım. Bakın bir beşgen yapıyorum. Beşgeni oluşturdum. Daha sonra bunu kopyala diyorum. 100,100,100 200,200,200 Hepsi birbirinden şaşırtmacalı yapıyorum. Tekrar 0,0,500 500,500,1000 şeklinde oluşturdum. Bakın loft diyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Enter ve bitirdim. Daha sonra buna baktığım zaman bakın şaşırttığım sırayla bir geçiş sağlamış oldu. Bununla ilgili arkadaşlar şayet bakın geri alıyorum. Hatta belli olması için biraz şeyleri değiştireyim. Bunu bu noktadan 0,5 yapayım. Bunu 0,1 yapayım. Bunu 0,4 yapayım. Farklı boyutlarda oluşturdum. Şöyle bakar isek bakın yönleri de bir şekilde birbirinden farklı. Eksendeki yerleri. Daha sonra loft diyorum. Birinciyi seçiyorum. İkinciyi seçiyorum. Üçüncü, dördüncü ve beşinciyi seçtim. Burada enter dedikten sonra setting dersem burada bir takım ayarlamalar yapabilirsiniz. Bakın pürüzsüz seçiyoruz şu anda. Draft Angle dersek başlangıç açı değeri, bitiş açı değeri gibi değerleri
Yapabilirsiniz. Yalnız bunun için bir tasarım dersinin alınmış olması lazım belki. Çünkü hesaplama gerektiren değerler bunlar. Bunları yapıyoruz. Okey diyorum. Bakın şekiller görmüş olduğunuz gibi. Son olarak iki boyutta oluşturacağımız bir şekil, bir örnekle son verelim dersimize. Bakın üstten görünüşe basıyorum. 2D wireframe'e geçiyorum. İki boyutlu çizime geçeceğim. Bir tane circle alıyorum. 100 birim yarıçap olsun. Bunun aynısından offset yapayım. 20 birim içine bakın bu taban olsun. Bu orta ve üst gövdeyi temsil etsin. Bunlar da yine sırasıyla şekillerimizi çizelim. Burası tasarımımız yaptığımız düşünelim. Sıfır noktası ve bin noktası. Burası 200 ve 800. Bu 300 ve 700 olsun. Bu 400-600. Bu da 500 noktası olsun. O halde ben bunu alıyorum. Kopyala diyorum. 0,0,1000 dedim. Daha sonra bunu 200 noktası olsun demiştim. Taşı diyorum 0,0,200. Taşıdıktan sonra kopyala diyorum. 800 noktasını istemiştik tekrar. 0 pardon base noktasını seçmedim. Kopyala diyorum. Başlangıç 0,0,600 diyorum. Daha sonra buna 300 ve 700 noktası olsun demiştim. Önce taşı diyorum. 0,0,300. Normalde bunu elevation'la da yapabilirdik ama o kısımlara hiç girmek istemedim. Ve bunu kopyala diyorum. 0,0,400 yukarı. Hem 300'e hem de 700'e getirmiş olduk. Bunu 400 ile 600'e getireceğiz. Nasıl yaparım? Önce taşı diyorum. 0,0,400. Daha sonra taşıdıktan sonra bakın kopyala diyorum. 0,0,200. En son olarak ortadakini ise taşıyorum. 0,0,500 yukarı. Bunu bitirdikten sonra bakın 3 boyuta geçelim. Tasarımımız bu şekilde oldu. Bunun aynısından bakın kopyalayayım. Farklı versiyonlarını yapmaya çalışalım. Önce loft diyorum. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve Enter diyorum. Cross Section Only dedim. Şöyle bir şekil ortaya çıkarttık. Daha sonra ikinci de hatta ikinciyi tekrar kopyalayalım belki kullanırız. İkinci de Loft diyorum. Birinci ile sonuncu arasında bir çizgi çekiyorum. Daha sonra geriye doğru. Çizip şekli Enter'a basıyorum. Bakın bu da şöyle bir yakından görecek olursak düz bir şekil ama içi oval bir şekil oluşmuş oldu. Loft diyorum.
Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, altı, yedi, sekiz, dokuzuncuyu seçiyorum. Sonra ortadakine dönüyorum. Ve enter diyorum. Bitiriyorum. Bunun da yüzeyi eğrisel, fakat içi boş bir şekil ortaya çıkartmış olduk. Bir vazo çizmiş olduk. Bunun gibi tasarımları farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Ayrıyeten şu sonuncu yaptığımızı tekrar yapayım. Bakın loft diyorum. Birinci, ikinci, üç, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz ve ortadakini seçiyorum. Daha sonra enter'a bastığımda setting'e girer isem şayet. Setting'de draft angle'larla buradaki tasarımı değiştirebilirim. Başlangıç açısı, bitiş açısı gibi açılarla ben bunu değiştirebiliyorum. Burada start magnitude'unu değiştirebilirim. End'i değiştirebilirim. Bu tür tasarımlarla şekli değiştirebilirsiniz. Ancak bunun için çok iyi hesaplamalar gerekiyor. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.